Selam arkadaşlar, ben Sonar Bey. Size diğer videomda söylediğim gibi bugün komutan merkezini nasıl güçlendireceğimiz ve yetenekleri nasıl aktive edeceğimizi anlatacağım. Öncelikle komutan merkezine girmeden önce dünya bölümüne tıklayın. Evet, bakın, dünya bölümüne geldikten sonra burada bu şekilde bakarak, bakın, bu şekilde yerler olacak. Böyle tıklayınca size kaz diyecek. Bu şekilde basıyorsunuz. Helikopter hemen gidiyor. Böyle hemen yanınızda da olabiliyor. Ya da çok uzakta da olabiliyor. Onu arayarak bulmanız lazım. Daha çoğunlukla yakınınızda oluyor. Bu şekilde gönderince bak, helikopter gidiyor ve süre sayıyor. Süre bittikten sonra devamını anlatacağım. Bakın arkadaşlar, süreler bitti. Bu son helikopterim. Evet, helikopterlerin hepsi ana binanıza, diğerlere ulaştı. Hepsi ana binaya ulaştıktan sonra öncelikle bakın, e-posta 5 diyor. Çünkü 5 kere gönderdim. E-postaya basıyorsunuz. Sistem. Bakın burada hediyeler var. Basıyorsunuz. Bakın jeton gelmiş. Diğer hediyeye bakalım. Bu da jeton. Bakın burada tecrübe gelmiş. Bunu alalım. Ya da böyle tek tek girmek istiyorsanız böyle direkt hediyelere de basabiliyorsunuz. Daha sonra çıkalım ve tekrar eve basalım. Evet arkadaşlar, eve bastıktan sonra tekrar kendi yerinize geliyorsunuz. Videoları neden durdurup başlatıyor derseniz, oyunu ben bilgisayar üzerinden oynadığım için bazı sorunlar oluyor. O yüzden videoyu durdurup başlatmak zorunda kalıyorum. Evet, e-postadan hediyeler aldıktan sonra bu şekilde basıyorsunuz. Bakın buraya güçlendirme, yetenek güçlendirme bölümüne tıklayın. Hemen bakın burada artının yanında yuvarlak ve kırmızı. Buna basıyoruz. Burada toplanan ödülleri gösteriyor. Bu şekilde kullan diyerek buraya ekliyoruz. Bakın level atladı, 15 oldu. Güçlendirme bölümüne basıyoruz. Bakın burayı daha iyi görebilmek için yakınlaştıralım. Şu anda ben iki bölüme gidiyorum. Bir, kaynakları güçlendirme, kaynak toplamayı hızlandırma. Diğeri de asker gücünü arttırma, asker kapasitesi kırmızı. Bakın kaynak hızlandırma. Bu şekilde gidiyorum. Bakın şuraya gelelim. Bir level bir atladığımız için bir tane yetenek var. Çalıştır diyelim. Bakın hemen etkinleştirdi artık. %3 daha eklendi. Bu şekilde bu rengin hepsini tamamlayınca bu bitmiş oluyor. Bakın. Artı 3. Burada parantez açmış. Çöl kıtasında çifte etki. Yani çöl kıtasında olsaydım artı 3 yerine artı 6 verecekti. Ve bu daha iyi. Eğer başlamak istiyorsanız çöl kıtası daha iyidir. Ben bunu daha sonra öğrendiğim için ve kalem de güçlendiği için silmek istemedim. Bakın diğer kırmızıya geçelim. Bu tüm ordunun savunmasını artı bir arttırıyor. Bu ordunun sefer sınırını 500 arttırıyor. Ordunun sefer sınırı 500. Ordunun sefer sınırı 500. Bu şekilde bakın bu 5000 vermiş ordunun sefer sınırına. Bu şekilde vererek yetenekleri güçlendirebiliyorsunuz. Sizin için en önemli olan zaten bu iki yetenek. Diğerlerine bakalım. Çöl yarışı. Bunlar çölde daha iyi etki verenler. Ben çölde olmadığı için bunları açmaya gerek yok. Yani boşa veririm yetenekleri. Çölde olursanız onları da açın. Daha çok güçlenirsiniz. Bu video bu şekilde. Jeton. Bir dakika, jetonu anlatacaktım. Bakın firavun jetonu. Firavun jetonu ne işe yarıyor dersiniz. Bu şekilde. Güçlendirme. Bakın.
Buraya güçlendirme bölümüne tıkladığınızda bakın burada yan tarafta böyle elmasa benzer bir şey var. Ona tıklıyorsunuz. Bu şekilde yanlış bir verdiğiniz yetenek olursa böyle unut diyorsunuz. Böyle basarak unut diyorsunuz. O yetenekleri unutuyor. Ne kadar diyelim iki yetenek yanlış verdiniz. İki yeteneği unut deyin, kaydedin deyin, onaylayın deyin. Sizden Firavun jetonu gidecek ve iki yetenek iptal ettiğiniz için burada iki yetenek hakkınız olacak ve onu iki yetenek olarak başka bir bölüme kullanabiliyorsunuz. Evet. Yetenek güçlendirme bölümü de bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.